Hanımlar, beyler, herkese tekrar merhaba. Ben Serkan Uludağ, tekrar karşınızdayım efendim. Bugün 21 Temmuz 2013 günlerden ise pazartesi, haftanın ilk işlem günündeyiz ve 17.32 gösteriyor saatlerimiz. Öğleden sonraki canlı yayınımız başlıyor arkadaşlar. Canlı yayına başlarken kısaca şöyle hemen bir özet geçelim ve bunları kaydedelim arkadaşlar. Sonrasında daha detaylı olarak paritelere bakacağız. Sorularınız varsa da bekliyorum. Şimdiden canlı yayın kaydı bittikten sonra da arkadaşlar soru cevap bölümü yapacağız. O yüzden sorularınızı ben özetler kısmındayken sorarsanız forex24.com üzerinden memnun olurum. Oraya gelen tüm soruları biliyorsunuz ki cevaplıyoruz. Evet, geleneksel olarak her gün saat 11-12 civarlarında sabah seansını, 17-17.30 civarında da ikinci seansı yapmış olduğumuz canlı yayınımızın ikinci seansı, yani öğleden sonraki bölüm başlıyor arkadaşlar. Öncelikle Euro Dolar paritesine değinelim. Euro Dolar paritesi için biliyorsunuz orta, kısa ve uzun vadede aşağı trendin olduğundan bahsetmiştik ama kısa vadeli trend için 30-35 gibi bir seviyenin önemli olduğunu, günlük pivot noktasının önemli olduğunu ve şuradaki yüzlük hareketli ortalama ile pivot noktası arasında sabah sıkışan bir parite olduğundan bahsetmiştik. Arkadaşlar 30-35 seviyesinin altına inme çalışmaları var şu anda. Eğer ki bu başarılı olursa, demiş olduğumuz gibi tekrar söyleyelim, 30-35'in üzerinde kaldığımız sürece, 30-78 altında kaldığımız sürece ise 29-93'e kadar hareket bekliyoruz. Bu beklentimiz değişmedi ama parite görmüş olduğunuz gibi bugün buranın üzerine çıktı. Çıktıktan sonra tekrar geri bir iniş yaptı ve şu anda kararsız bir seyir içerisinde, tam klasik bir pazartesi günü, çok yatay bir şekilde hareket ediyor. Ve şu sabah açılıştan itibaren, yani saat 9 civarlarından itibaren baktığımız zaman paritenin yaklaşık olarak 40 pip arasında sıkıştığını görüyoruz arkadaşlar. Ne aşağıda şuradaki dipleri kırıyor, 30-15, ne de yukarıda tekrar 30-55 civarlarındaki günlük en yüksek seviyesinin üzerine çıkmayı başarıyor. O yüzden sıkışmış kalmış bir parite var ki bahsetmiş olduğumuz 35 seviyesi de farkındaysanız tam bunun ortası arkadaşlar. Yukarı doğru baktığımız zaman şuradan yaklaşık olarak 23 pip, aşağı doğru baktığımız zaman 20 piplik bir bölge var ve tam orta nokta olarak pivot noktasını belirlemiş durumda. Hani şey olur ya, bir tane çubuğa bir tane lastik bağlarsanız, üzerine bir tane bilye koyarsınız, onu attığınızda aşağı yukarı salınır, bir aşağı bir yukarı, aynı onun gibi. Çok ciddi, net bir görünüm hala yok ama genel anlamda Özkan Bey diyor dedi, evet doğru, o da mantıklı. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Yani genel anlamda orta ve uzun vadeli trendin aşağı olduğunu da hesaba katarsak, tabii ki burada aşağı hareket potansiyeli biraz daha kuvvetli ama yine 30-35'e dikkat edelim. Bunun üzerinde 30-78'e kadar bir riskimiz var. Yani daha da fazlasını sanmıyorum bugün, daha da geçsin ama aşağı doğru gelebilir. Aşağı doğru herhangi bir sıkıntı yok. Zaten genel trend aşağı olduğu için, sadece eğer ki yukarı hareket edecekseniz karlarınızı çok fazla tutmayın. Aşağı hareket edecekseniz sorun yok zaten. 29-93 sonrasında 29-66'ya doğru geri çekilmelerle karşılaşabiliriz ama hani bugün şu hacimle arkadaşlar 29-93'e ulaşması bile, ya da yukarıda 30-78'e ulaşması bile gerçekten zorlanacak bir durum. Yani paritenin gerçekten kendini zorlaması gerekiyor buralara ulaşması için. Çünkü gerçekten de net bir trend şu anda söz konusu değil. Bunu da belirtmiş olalım Euro Dolar paritesi için, kısa vade için konuşursak. Ama aşağı hareket potansiyeli daha kuvvetli. Özellikle 30-35'in altında kaldığımız sürece ben kesinlikle yukarı hareket beklentisi içerisinde olmam. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar sterlin dolar, sterlin dolara baktığımız zaman da bugün geri çekilme içerisine girmişti sabah saatlerinde ve hedefimiz olan 51-73 seviyesini sadece 2-3 pip kala buradan bir tepkiyle karşılaştı. Nerelere kadar? 40-46 seviyesine kadar. Biz dedik ki arkadaşlar 52-60'ın altında kaldığımız sürece geri çekilme devam. Ve hala bu seviyenin altındayız. O yüzden bu yukarı hareketler sadece düzeltme hareketleri. Aşağı trend için, kısa, orta ve uzun vade için, daha doğrusu uzun vade bilmiyorum da, kısa ve orta vadede aşağı trend devam ediyor. Uzun vade için baktığımızda şu, evet şuradaki, bakın mor çizginin, şablonlarınızda sterlin dolar şablonunda da görebileceğiniz gibi şuradaki mor çizginin kırılması gerekiyor uzun vadede aşağı harekete dönmesi için. 50-74 civarlarında şu anda.
Bu seviyenin altına inersek arkadaşlar, şuradaki dip seviyelerini birleştirdiğimizde ortaya çıkan bölgeyi de kırarsak uzun vade içinde yine aşağı hareketten bahsedebiliriz ama kısa ve orta vadede şu anda trend aşağı. Ve arkadaşlar nereye kadar hedefimiz? Tekrar 51.73, 52.60'ın altında kaldığı sürece. Devamında ise 51.46 ve 51.03'lere doğru, pardon, 51.46 ve 51.03, evet. Buralara kadar da hareketin devamı gelebilir. Peki bunu söyleyelim sterlin dolar için. Bu saatlik kapanışlarında muhtemelen yine 52.60'ların altında olacağını tahmin ediyorum ben. Bakalım eğer gerçekleşirse yeni bir gerileme başlayabilir sterlin dolar paritesinde. Euro dolara göre arkadaşlar biraz daha güvenilir duruyor şu anda. Bunun sebebi de zaten az önce açıkladık. Trendin aşağı alması ve hala kırılma seviyemiz olan 52.60'ların altında kalma çalışmaların devam etmesi. O yüzden yön şu anda aşağı, bu yukarı hareketler sadece bir düzeltme gibi duruyor şu anda. Ama kesinlikle çok çok da ısrarcı davranmayacaksınız. Çünkü 60'ların üzerinde yukarı doğru bir hareket başlayabilir tekrar. 52.86 ve 53.30'lara doğru. Aman dikkat diyoruz. Bahsetmiş olduğumuz senaryolar arkadaşlar trendleri takip etmek açısından çok sağlıklıdır bu strateji. Fakat bir nokta, yani şu şekilde belirli bir noktaya kadar sürekli olarak alternatifleri değerlendiriyoruz. Mesela diyoruz ki şu seviye önemli. Diyoruz ki ondan sonraki gün mesela şuradaki seviye önemli. Ondan sonraki gün diyoruz ki işte bir sonraki gün şu seviye önemli. Bakın hep deyip deyip geri çekilmeler oluyor. Bir gün mutlaka bu trend çizgisi kırılıp tekrar artık yön yukarı doğru dönüyor. Yani kar aldınız, kar aldınız, kar aldınız, kar aldınız, burada kar aldınız. Sonra efendim bakın şurada kar aldınız. Şurada mesela yine bir geri çekilme oldu. Belki buradan kar aldınız. Belki tekrar buradan yeni bir kar alacaksınız. Ama arkadaşlar bir gün gelecek. Belirli bir noktadan tekrar hop yukarı doğru bir hareket olacak ve stoplamak zorunda kalacaksınız pozisyonunuzu. Stopladıktan sonra artık yönün yukarı olduğu konusunda eğer ki günlük kapanışlarda bir teyit gelirse ondan sonraki gün yukarı doğru hareketler konusunda biraz daha ısrarcı olabileceğiz. Yani bu sistem kesinlikle hiçbir zaman size sürekli olarak kazandırmaz. Belirli bir yerlere mutlaka stoplamanız gerekir. Eğer o stopu atlarsanız aldığınız tüm karı geri verirsiniz. O yüzden lütfen dikkatli olun. Trend takip ederken trend dönüşlerini yakalamak gerçekten de önemli. Ha bazen kısa vadeli trendler dönebilir yukarı doğru ama orta vade ki trend hala aşağı olduğu için küçük bir düzeltmeden sonra kısa vadeli yukarı doğru hareket başlasa bile bu orta vadeli aşağı trendin bir düzeltmesi ise eğer ki bu durumda arkadaşlar tekrar geri çekilme gelebilir. Mesela aynen Euro'larda olduğu gibi eğer bir geri çekilme olursa kısa vadede bakın 35 seviyeleri önemliydi. Buranın üzerinde kaldık. Yukarı doğru bir miktar daha geldik. Hop arkasından 40 piptik bir geri çekilme. Bakalım devamı gelecek mi? Hep beraber izleyeceğiz ama sonuçta orta vadeli trendler her ikisinde de aşağı almaya devam ediyor. Ve altın. Pek alışık olmadığımız bir şekilde arkadaşlar hareket ediyor bugün altın. Sakin, yatay, özellikle geçen haftadan bir hafta için baktığımızda gayet sakin, bu kadar sakin bir gün geçirmemişti arkadaşlar altın. Bugün ise yine sakin bir seyir içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi 1248.70, 1236.08 arasına yine Avrupa açılışıyla beraber takılmış durumda. Ne demiştik altın için? Orta ve uzun vadede trend aşağı olmasına rağmen kısa vadede 1215'in üzerine yukarı hareket potansiyeli biraz daha kuvvetli. Eğer gece analizinde yazmıştık bunu. 1236'nın üzerine çıkarsak ki bakın gece analizi yazdıktan hemen sonra zaten şu hareketi yaptı. Gece saat 2 civarlarında çıkarsak da 1248.70'lere doğru bir hareket gelebilir dedik. Sabah saatlerinde sabah 8-9 arasında arkadaşlar bu hareketi yaptı. Hedefimize sanırım 6-7 pip kala hop buradan bir küçük bir geri çekilmeyle karşılaştı. Ama ne dedik? 36 kırılmadan lütfen kısa vadeye düşünüyorsanız bile aşağı harekete geçmeyin dedik. 36'nın altında kalma çalışmaları oldu 1236'nın. Yine başaramadı ve tekrar yönünü hafif de olsa yukarı çevirdi 1248.70'e kadar. Şimdi burada yapacağınız şey eğer kısa vade çalışıyorsanız arkadaşlar 1236.08'in üzerinde yukarı doğru 1248.70'i bekleyebilirsiniz. Eğer buranın üzerine çıkarsak 1269.11'lere doğru bir hareket potansiyelimiz olacaktır. Bunu söyleyelim. Bugün bunun da üzerinde bir kapanış açıkçası birazcık zor gözüküyor. Bu yatay hareket devam ettiği sürece özellikle.
Ama ola ki tekrar 1236'ların altına inmeyi başardık. Bu durumda arkadaşlar yine kısa vadeli bir kırılma seviyesi olan günlük pivot noktası 1215-60'lara doğru bir hareketle karşılaşma potansiyelimiz var. O yüzden 1236 seviyesine dikkat edin. Altında çalışıyorsanız bugün bu seviyenin üzerinde, evet kısa vade çalışıyorsanız yukarı doğru tepkiler gelebilir. Altında ise aşağı doğru tepkiler gelebilir. 1248-70 geçilirse de yukarı hareket biraz daha hızlanacaktır. Yani bu yatay banttan kurtulacaktır. 1248-70'i yukarı doğru geçerse, bunu da belirteyim ve öne açık. Bakın şuradaki bölge neredeyse açık arkadaşlar. 200 pip'lik bir bölge. Sadece bakın şurada ikili bir tepemiz var. Bu geri çekilmenin düzeltme hareketi yukarı aşağı tekrar yukarı ve hep aynı seviyeler, bakın 1254-68. Bu seviyeyi size söyleyebilirim. Yine direnç olarak kullanabileceğiniz bir seviye. Onun dışında başka bir ara bir direncimiz yok. 1248-70'de yukarı doğru geçilirse. Tamamdır. Bunlardan bahsedelim ve arkadaşlar altını da bitirelim. Dolar Japon yeni için arkadaşlar yönümüz yukarı diyorduk ve 99.67'nin de üzerine çıkmayı başardık. Bakın şöyle ve arkadaşlar yukarı doğru 99.80 100 civarlarındaki bölgeye artık ulaşmış durumdayız. Herhalde bir 100'e kadar hareket devam edebilir diye düşünüyorum. 99.67'nin üzerinde kaldığımız sürece. Bunu başarırsa arkadaşlar demiş olduğumuz gibi yukarı doğru hareket bir miktar daha devam edebilir. Ama 100'ü bugün geçip geçemeyeceği konusunda bir şey söyleyemeyiz. Sadece yönün yukarı olduğunu söyleyelim size. 99.00'ları da destek olarak kabul ederek bu kısa ve orta vadeli yukarı trendi takip edebilirsiniz. Ama 100 civarlarına yaklaşırsak da artık çok da fazla ısrarcı olmayın derim ben. Hareket oralardan hafif bir geri dönüş yapma potansiyeline sahip. Zaten orayı da kırarsa ciddi şekilde yukarı doğru tekrar zorlanmalarla karşılaşabiliriz. Umarım yardımcı olmuşuzdur arkadaşlar. Geceden beri yukarı hareket beklentimiz vardı. Bakalım devamı gelecek mi? Gece çünkü 40'ın üzerine geçersek 67'yi hedeflemiştik. 67 geçilirse 100.909 civarları hedefimizdi. Şimdi şuradaki arkadaşlar trend çizgisini canlı yayın başlamadan önce, hatta siz de görmüşsünüzdür, biraz daha uzattım. Şu tepeyle şu tepeyi birleştirdiğimizde ortaya çıkan bir trend çizgisiydi bu. Ve ortaya çıkan trend çizgisi gene bakın birkaç saat sonra tam olarak 100.10 civarlarına kadar geliyor. Bakalım gelirse de ne ala. Sterlin ve Euro'daki aşağı hareket beklentimiz tabii gerçekleşirse burada da yukarı doğru hareketi biraz daha destekleyebilir. Tamamdır. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de arkadaşlar bir bant aralığı çizmiştik. Bu bant içerisinde hareketler var demiştik. Bu bantı şuradaki mavi bant geçilirse özellikle yukarı yönde 93.46 kırılma seviyemiz olan seviye, sonra 94 ve 94.87'ye doğru bir hareket gelebilir. Aksi takdirde 91.72'nin altında 91.18 ve 90.31 demiştik. Hala bu bantın içindeyiz. Görüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu bölge kırılmadığı takdirde lütfen dikkat edin. Çok ciddi bir hareket yakalamanız zor şu aralık kırılmadığı takdirde. Tamamdır. Yutan formasyon demiştik ya, kendi kendimize bir isim bulmuştuk buna. İki hareketli ortalamanın, bakın altta buradaki turkuaz renkli, üstte sarı renkli hareketli ortalama sıkıştırmış durumda pariteyi. Bu bantın mutlaka kırılması gerekiyor ki yukarı ya da aşağı yönde bir daha doğrusu sert bir hareket gelmeye başlasın. En azından şu anda sert hareket potansiyeli yok. Ancak bu bölge kırılırsa yukarı ya da aşağı yönde hareket gelebilir. Bu aralıkta gidigeller yaşıyoruz. Genel anlamda günlük bant aralığı arkadaşlar 50 pip neredeyse hiçbir şey değil dolar TL için. Özellikle son günlere baktığımızda 200-250 piplik hareketlere alıştığımız için bugün için birazcık sakin bir seyir var. Pazartesi günü normaldir diyelim artık biz de, değil mi? Peki arkadaşlar bunu da bitirdik. Bakalım Euro dolar aşağı hareket beklentimizi karşılıyor arkadaşlar. 35'lerin altında kaldıktan sonra az önce 24'lerdeydi. Bir 11 piplik bir geri çekilme var. 29.93 diyoruz hedef olarak. Sterlin dolar az önce 40'lardaydı galiba. Evet bu da arkadaşlar hafif bir geri çekilme yapmış. Yaklaşık 18 pip civarlarında bir geri çekilme yapmış. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Sterlin dolar paritesi için geri çekme beklentimiz devam ediyor hala. Güzel. Her şey yolunda şu anda. Bakalım devamı gelecek mi bu hareketlerin.
Özetler bu kadar. Soru cevap bölümümüz başlıyor arkadaşlar. Eğer sorularınızı sorduysanız hepsini tek tek şimdi cevaplamaya başlayacağım. Ama öncelikle kaydımızı durduralım ve burada olan arkadaşlarla devam edelim.